Arkadaşlar merhabalar bu videomda daire alan konusunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani son videodayız daire halkasının alanından ee, daire alanının yay uzunluğuyla arasındaki ilişkiden ve daire de benzerlikten bahsedeceğim sizlere. Evet şimdi daire halkasının alanı bu arada sayfa kaçtayız onu da söyleyeyim sayfa 149 dayız benim konu anlatımlarında biliyorsunuz. Neyse daire halkasının alanı diyelim bakalım. Evet büyük çemberin yarı çapı R. Küçük çemberin yarı çapı küçük R. T teğet noktası. A T de X ise halkanın alanı pi R kare büyüğün alanından küçüğün alanını çıkart diyor. Aynı zamanda halkanın alanı pi X kare diyor. Bunun ispatını yapayım ben. Unutursak karşılaşa şey yapabiliriz arkadaşlar e, ispat yönteminden yapabiliriz. Tamam mı? Şimdi ben bunun alanını bulursa, bul, bulurken ne yapacağım? Büyüğün alanından küçüğün alanını bul, bulmam lazım. E burada da teğet bir doğru varsa, merkez varsa, teğet varsa çek, dik. Anahtar kelime e, 90 derece. Tamam dik üçgen elde edeceğim. Bu arada merkez teğet çektik yapınca büyük çemberde de bu kiriş oluyor. Merkezden kirişe dikindiğim için iki eşit parçaya bölüyor. Burası da x oluyor. Bunun yarıçapı R'ydi. Büyüğün yarıçapı da büyük idi. Buraya da R diyecek olursam. Segor bağıntısı var mı burada? Var. R kare eşittir. R kare artı x kareden. Buradan x kare neye eşit oluyor arkadaşlar? R kare eksi r kareye eşit oluyor. Aklımızda bulunsun. Şimdi halkanın alanı pi r kareden pi r kareyi çıkartacağım. Pi parantez alınca r kare eksi r kare yapıyor burada. E, r kare eksi r kare de x kareye eşitti. Bu da neye eşit olacak arkadaşlar? x kareye eşit olduğu için direkt pi x kareye eşit olur diyebiliriz. Bakın bunun ispatını size yapmış oldum. Bu şekilde yaparsınız. Tamam mı? Ha, şu genelde karıştırılıyor. Mesela şöyle bir halka. Şurası atıyorum böyle işte 8 ise pi 8'in karesi değil. Burada 8 ya burası. Bunlar 4 4 parçalı Pi çarpı 4'ün karesi olacak. Bunu da sakın ama sakın unutmayın arkadaşlar. Neyse geldik şuraya. Soruya bakalım. Daire şeklindeki bir kartondan aynı merkezde bir daire kesilip atıldığında yani şu şekilde kesip attım bir simit halkası oluşturdum arkadaşlar. şekildeki de kartona ee, parçanın alanında 50 pi oluyormuş. Tamam. Şekil 2'deki kartona bir doğru parçası çizildiğinde doğru parçasının uzunluğu en fazla kaç olur? Bir doğru parçası mesela şöyle de olabilir. Burada böyle de olabilir. Hocam burada böyle olmaz mı? Hayır. Bu, bir doğru parçası olmuyor bu. Burada içeride boşluktan geçmiş oluyorsun. Kartona çizeceğiz arkadaşlar. O zaman buradan böyle çizdiğin zaman bu doğru böyle böyle olmuş oluyor yalnız. Değil mi? Dikkat et buna. O yüzden bu doğru iki doğru parçası olmuş oluyor yani sen böyle çizdiğin zaman. Soru diyor ki şekil 2'de kartona bir doğru parçası çizildiğinde doğru parçasının uzunluğu en fazla kaç olur? Bu aralarda kısa olduğu belli zaten değil mi? E bizim bu doğru parçasının en uzun olması için ne olması lazım arkadaşlar? Şöyle teğet olması lazım değil mi? O yüzden aslında bize çaktırmadan şu teğet uzunluğu isteniyor. E o zaman ben biraz yukarıda öğrendim zaten. Ee, şuraya x, x, x diyecek olursam burası da nedir? X'tir. Merkez teğet çektikten iki eş parçaya bölüyor ondan dolayı. Peki halkanın alanı neydi? Pi x kareydi. Pi x kare 50 pi ise pi'ler buradan gitti. X kare 50 ise x buradan kök 50. 25 çarpı 2 ya bu. Ee, 25 dışarıya çıktı. O zaman burası da 5 kök 2 çıktı. X 5 kök 2. Ama bizden bu uzunluğun en fazla uzunluğu isteniliyor. Çizilen çizginin en fazla uzunluğu isteniliyor. O da tam teğet olduğunda oluyor Arkadaşlar. En büyük parçayı o şekilde bulmuş oluyoruz. Bu arada çok güzel bir soru ha. Direkt şeyi soran bir soru değil. Ee, benden ne isteniyor? 2x isteniyor. O da ne yapar? 10 kök 2 yapar arkadaşlar. Şahane bir soru. Dikkat edin buna da. Yine piyasada olmayan çok kolay bir soru aslında. Evet geldik şuraya. Ya uzunluğu verildiğinde daire dilimin alanı bulunabilir arkadaşlar. Tamam mı? O da nasıl bulunuyormuş? Ya uzunluğu x ise ispatını siz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şuraya alfa diyebilirsiniz. Ya uzunluğunu yazıp işte... E, yay uzunluğu nedir arkadaşlar? X ya burada yay uzunluğu. O da nedir? 2 pi R alfa bölü 360 eşit. E, burada yay uzunluğu verildiğinde alan neymiş? X çarpı R bölü 2 eşitmiş. Gerçekten öyle mi? Yerine de koyup onu da anlayabilirsiniz aslında. E, X çarpı R bölü 2 mi gerçekten? X dediğimiz bu ya 2 pi R alfa bölü 360 çarpı R bölü 2'ye eşit mi gerçekten? Böyle ikiler gitti mi gitti. Pi r r. Pi r kare alfa bölü 360'ı gerçekten de elde ediyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Evet doğru bir ifade bu cümle. Yani yay uzunluğu verildiğinde aklınızda şöyle kalabilir. Hani üçgenin alanı ne İki Üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2 değil miydi? Oradan aklınıza kalabilir. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani x çarpı r bölü 2'ye eşittir arkadaşlar. Direkt üçgenin alanı yani şu daire dilinin alanı açıya maçıya gerek kalmadan yay uzunluğu verildiğinde ya da çemberin çevresi olduğu zaman dairenin dairenin alanı çemberin çevresi şeklinde de bulabilirsin. Çemberin çevresine 2 pi r e, 2 pi r çarpı direkt r'ye eşittir. Zaten pardon bölü 2 de olacak değil mi o zaman? Formül gereği. Yay uzunluğu çarpı R bölü 2. 2 pi R çarpı R bölü 2. Zaten 2 pi R çarpı R. 2 pi R kare yapıyor. Pi R kare elde etmek için bölü 2 de diyebilirdik arkadaşlar. Neyse çok karıştırmayayım. Çok karıştırmayayım burayı. Direkt siz şunu bilin yeterli. Bunu bilmenizde fayda var arkadaşlar. ÖSYM arada 10 yılda bir şununla ilgili yay uzunluğu ve bununla alakalı bir soru da soruyor arkadaşlar. Direkt x çarpı r bölü 2'ye eşit. Tamam. Bunu unutmayın. Hatta şu şekilde direkt sınavda çıktı arkadaşlar bu. Böyle daire halkası sorulduğu zaman da bu bizim yamuğa benzemiyor mu? E yamuğa benziyorsa alanı sizce ne olur desem direkt hocam yamuğun alanı alt taban artı üst taban çarp yükseklik bölü 2. Yani x artı y alt taban artı üst taban çarp yükseklik. Yükseklik dediğim şuradaki ac uzunluğu arkadaşlar çarp yükseklik bölü 2 şeklinde bunun da alanı bu şekilde çıkar. Yine ispatını yapılabilir, yapılabilir aslında ama bunu da bilmenizde fayda var. Çünkü ÖSYM'nin dokunduğu noktalardan bir tanesi arkadaşlar. Normalde bilin demem biliyorsunuz ama bilmenizde fayda var. X çarp R bölü 2 daire dilimin alanı aynı zamanda. Aynı zamanda da yamuğa da benziyorsa alt taban artı üst taban çarp yükseklik bölü 2 şeklinde bulabiliyoruz. Neyse yay uzunluğu ve alanla alakalı bir şey sorulduğunda bunu kullanabiliriz. Şimdi şu soruya bakalım arkadaşlar. O çemberin merkezi TBC yayının uzunluğu 16 birim. Evet şurasını 16 birim vermiş arkadaşlar. Yay uzunluğunu vermiş. Peki S1 eksi S2'yi vermiş. Bizden ne isteniyor? Ali Bey uzunluğu isteniyor arkadaşlar. Arkadaşım burada ne yapmamız lazım? Merkez varsa teğet varsa bir kere çek diki yapmalıyız. Dik çizdik. Burası 90 derece. Şimdi S1 eksi S2 bizden. Allah Allah Bu nasıl kullanabilirim? Bakın şuraya bir A alanı dersem. Boşluğa. A artı S1'i bulabilir miyim? Evet. Şurası R diyecek olursam. A artı S1 uzunluğu. Yay uzunluğu verilmiş ya. Merkez açıya falan gerek yok. Pi R kare alfa bölü 360'a gerek yok. A artı S1 alanı e, içeren yay uzunluğu bu. Yay uzunluğu çarpı R bölü 2 değil midir? Evet yazalım. A artı S1 16 çarpı R bölü 2 yani 8 R'ye eşit oldu. Peki A artı S2 de burada dik üçgenin alanı değil midir arkadaşlar? Onu da yazalım o zaman. A artı S2 de 8 çarpı R bölü 2 eşit. Yani o da 4 R eşit oldu. Bak bize ne vermiş? S1 eksi S2 verilmiş. O zaman ben bunları taraf tarafa çıkartırsam. A'lar gitti. S1 eksi S2 8 R eksi 4 R'den 4 R eşit oldu. S1 eksi S2 de 24'e eşit zaten. 4 R 24 ise R'yi de buradan kaç buluruz arkadaşlar? 6 buluruz. Evet burası 6 çıktı. E şuradaki dik üçgende artık 6, 8, 10 üçgeni. Yalnız yarı çap 6. Burası da 6. E bunun tamamı 10 sa artık. Buraya da kaç kaldı? 4 birim kaldı arkadaşlar. Tamam. Önemli. Güzel bir özellik. Yay uzunluğu ve alan daire diliminin alanı bu şekilde hesaplanabiliyor arkadaşlar. Özellikle yay uzunluğu verildiği için pi r kare alfa bölü 360'a girmedik bu soruda. Geldik bir sonraki soruya diyeceğim. Yok. Çemberde benzerlik. Çember ve dairede benzerlik. Bütün çemberler birbirine benzerdir. Hepsi yuvarlaktır. Değil mi arkadaşlar? Evet. Ee, o zaman bütün çemberler birbirine benzer. Şu çemberle şu çember benzer. Benzerlik oranları nedir? Bir tek yarı çaplar oranı benzerlik oranıdır arkadaşlar. E biz üçgende benzerlikten hatırlayın. Üçgende benzerlikte e, benzerlik oranı çevreleri oranına eşitti. O zaman burada da çevreleri oranına eşittir arkadaşlar benzerlik oranı. Alan hikayesini oluyordu. Benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşit oluyordu. Değil mi? Burada da aynı şey var. Benzerlik oranı mesela yarıçaplar çaplar oranıysa benzerlik oranı yarıçaplar çaplar oranı benzerlik oranına eşittir. E, yarıçaplar çaplar aynı zamanda çevreleri oranına eşittir. Benzerlik oranının karesi, yarıçapları oranının karesi aynı zamanda alanlar oranına eşittir. Aynı merkezli daire dilimlerinde de biz daire dilimlerinde de benzerlik yapabiliriz. Bu bizim temel orantıya benzemiyor mu? Hani şöyle şu bizim temel orantıya benziyor. Aynen burada da onu yapabiliriz arkadaşlar. Yani A bölü A artı B. Ee, direkt S1 bölü S1 artı S2'ye eşittir. Ya da gerek yok 2, 1 ise bizim benzerlik 2 bölü 3 ya. 2 bölü 3'ün karesi nedir arkadaşlar? 4 bölü 9 yazdım mesela. Burası 4 aysa buraya 9a sakın yazma. 4 aysa tamamı 9a buraya ne kalıyor? 5a kalıyor. Yani üçgendeki gibi yapmayı unutma burada da. Tamam mı? Aynen üçgendek gibi yapacaksın. A bölü A artı B. S1 bölü tamamı S1 artı S2. Kuralı var arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere ya da dediğim gibi üçgendek gibi düşündüğünüz sürece sıkıntı yaşamazsınız. Bir öbürüne bakalım. Aynı merkezde daire dilimlerinde oluşan kesmelerin, şu daire kesmelerinin de alanları yine benzerlik oranına eşittir arkadaşlar. Yani A bölü A artı B, S1 bölü S2 eşittir. Bak iç içe değil ayrı ayrı olduğu için direkt ayrı ayrı yazabiliriz. Yine bu benzerlikten, yine üçgen benzerliğinden anımsayacağımız kolay bir özellik arkadaşlar. Bir de... <laughs> Biz benzerliği arkadaşlar şeyde de yapabiliyoruz. Birbirine teğet çemberlerde de benzerlik yapabiliyoruz. Bu çemberler birbirine içten de teğet olabilir. Bu çemberler birbirine dıştan da teğet olabilir. İçten teğet olduğu zaman arkadaşlar bu şekilde bak. İçten teğet olduğu zaman değme noktasından geçtiği zaman yapabiliyoruz. Benzerlik oranı burada ne? Kirişler oranı. Aslında benzerlik oranı yarıçaplar çaplar oranına eşittir arkadaşlar. E, ispatını da yapabilirim ama çok fazla oyalamak da istemiyorum. Bu üçgensel olarak birbirine benzediği için bizim temel orantıya benzediği için rahat bir şekilde yapabiliriz. Benzerlik oranı kirişler oranına eşittir. A bölü A artı B. S1 bölü e, A artı B kirişinde S1 artı S2 var. Dikkat edin. Yani atıyorum burası 2. Burası 1 ise 2 bölü 3 oran. 2 bölü 3'ün karesi. 4 bölü 9 yaptı. Yani burası 4 A ise iç içe olduğu için tamamı 9 A olacak. Buraya 5 A kaldı arkadaşlar. Yani A bölü A artı B'nin karesi S1 bölü tamamı S1 artı S2 eşit olur. Peki bu bizim yine temel orantıya benziyor gördüğünüz üzere. Bir de şurada birbirine teğet olan çemberler birbirine dıştan teğetse bizim kelebeğe benzemiyor mu? Kelebeğe benziyor. Yine kirişler oranı alanlar oranına eşittir arkadaşlar. Kirişler oranı benzerlik oranına eşittir. Benzerlik oranı da şeye eşit oluyor arkadaşlar. Hadi burada ispatı yapayım isterseniz. Biraz önceki de ispatı yapabilirdim aslında kolaydı ama şurada tercih ettim. Şu ortak teğeti çizdim. Yarıçapı. Çemberler birbirine değince merkezleri birleştirmiyor muyduk? Merkezleri birleştirdik. Merkezler şöyle birleşti arkadaşlar. Merkezleri birleştirince şöyle bu böyle böyle yarıçapları çizecek olsam R, -R. Burası da R1 R1 diyecek olursam buraya da R2 R2 diyecek olursam arkadaşlar. Ben buraya alfa dersem ters açıdan burası da alfa yaptı mı? Yaptı. Burası da alfa yaptı. Alfa alfa. Bakın şu üçgenle şu üçgen benzer oldu. Değil mi? Üçgenler benzer oldu. Benzerlik oranı yarıçaplar çaplar oranına eşittir. Aynı zamanda X bölü Y'ye de eşit oluyor arkadaşlar. O zaman X bölü Y benzerlik oranı aynı zamanda kirişler oranına eşit oldu. Kirişler oranı da aynı zamanda benzerlik oranına eşit olduğu için e, yarı çaplar oranının karesi Kirişler oranının karesine eşit olacak. Kirişler oranının karesi de alanlar oranına eşit olacak. Atıyorum yine burası 2 burası 3 ise benzerlik oranı bakın bu sefer iç içe değil. 2'ye 3 ayrı ayrı. 2 bölü 3'ün karesi 4 bölü 9. O zaman alanlar da ayrı ayrı olur diyeceğiz arkadaşlar. Şu kısım ciddi anlamda basit arkadaşlar. Yani bizim temel orantıya falan benzediği için rahat bir şekilde yapabileceğiniz bir kısım. Şimdi sorusuna bakalım isterseniz. Soruda ne verilmiş? şekilde birbirine T noktasında teğet 3 çember verilmiştir. T noktasında teğet 3 çember. 1 çember, 2 çember, 3 çember. Tamam mı? O çemberin merkezi O çemberin merkezi 2TC yani burası 3K Şöyle 3K diyelim şuraya arkadaşlar. Şurası 3K verilmiş. Ali Bey uzunluğu da 2K verilmiş. Evet. Şurası 2K. Burası da 3K verilmiş. Hmm. ne yapmam lazım? Acaba çemberin merkezi burada niye verilmiş? Çemberin merkezi burada verilmiş ya. Çemberler birbirine değiyor. Merkezleri birleştirmiyor muyduk? Bunun da merkezi buradaysa. Merkezleri şöyle birleştirince hop D noktasına kadar geldik ki arkadaşlar. Şurada da birleştirebilirim aslında ama burası R'yken burası R. Aa küçük çemberin merkezi R'yken büyük çemberin merkezi 2 R yaptı. O zaman benzerlik oranı yarı çapları oranına eşitti. O zaman bu çemberle bu çemberdeki benzerlik oranı 1 bölü 2. O zaman kirişler oranında ne olmak zorunda arkadaşlar? O değme noktasından geçen kirişler oranı da biraz önce de ispatlamıştım zaten. Ee, kirişler oranı da ne olmak zorunda arkadaşlar o zaman? O 24 yanlışla yazılmıştı ben onları sildim biraz önce de. Neyse devam edelim. Ee, benzerlik oranı ne çıktı? Yarı çaplar oranı. Yarı çapları da 1 bölü 2 çıktı arkadaşlar. O zaman kirişler oranı da 1 bölü 2 olacak. O zaman şu kiriş bölü şu kiriş 1 bölü 2 olduğundan dolayı ne olmak zorunda? 1 bölü 2 ise o zaman şu kirişle de şu kiriş birbirine eşit olmak zorunda. Yani burası da ne oldu? 2k oldu arkadaşlar. E tamam. Şimdi şu dairele şu daireye baktığımız zaman şu alanlardaki oran e, kirişlerdeki oran değil midir? Yani 3 bölü 2'nin karesi. Alanlar oranı eşittir. 9 bölü 4 yapacak. O zaman burada kalan 9a ise burada kalan nedir arkadaşım? 4adır. Peki. Şu çemberle büyük çembere baktığında kirişler oranı 3 bölü 4 değil mi? O zaman 3 bölü 4'ün karesi nedir arkadaşlar? 9 bölü 16'dır. Ee, o zaman 9 bölü 16 ise 9 A ise burası 16 A olacak. E burası 16 A ise arkadaşlar. Burası 16 A ise bakın 9 A ise 16 A olacak. Buraya da ne kaldı o zaman? 12 A kaldı. Bizden ne isteniyor? En küçük çember en büyük çemberin merkezinden geçtiğine göre taralı alanlar oranı kaçtır? Yani kar, aslında tar taralı alanlar oranı kaç olabilir diye sorması lazımdı da neyse taralı alanlar oranı ya 9 bölü 12 ya da 12 bölü 9 olacak arkadaşlar. Yani 9a bölü 12a isteniyor bizden. 3 ile sadeleştirsek 3 3 ile sadeleştirsek yine şey çıktı arkadaşlar 4 çıktı. Evet cevabımız o zaman 3 bölü 4 yaptı. Tamam. Çemberler birbirine teğet. Hem burada içten teğetlerde hem de burada şeyde kullanmış olduk arkadaşlar çemberin merkezin buradan geçmesi neyi e, ispatladı bize? Yarı çapları oranın 1 bölü 2 olmasını ispatladı. O zaman kirişler oranında 1 bölü 2. Yani burası 2K ise tamamlı 4K olur şeklinde söyledi arkadaşlar bize. Tamam dikkat edin buna. Geldik bir sonraki soruya. O daire dilimlerinin merkezi açılar oranı EOF burası alfa iken burası 3 alfa verilmiş. EOF'ye alfa dersem FOD neymiş arkadaşlar? 3 alfa. Evet bu soruyu iyi ki buraya yazdım arkadaşlar. Bunu söylememiştim. Soru üzerinde söylemek istiyordum. O yüzden yazdım bunu da. Arkadaşlar açılar oranı alanlar aynı dairedeki. Açılar oranı dairedeki dilimler oranına eşittir. Mesela burası alfa ise burası 2 alfa ise alanlar oranı a ise burası 2 a'dır. Sebep bunun alanı pi r kare alfa bölü 360 öbürünün alanı pi r kare şu ay yarı aynı ya. r kare 2 alfa bölü 360. 360'lar sadeleşti. Pire kareler sadeleşti. Alfa bölü 2 alfa alanlar oranına eşit oldu yani. Gördüğünüz üzere. O yüzden bu sırf bunu vurgulamak için bu soruyu yazdım arkadaşlar burada. Aynı merkezli daire dilimlerinde buradaki açılar oranı alanlar oranına eşittir. Yani o zaman burada kalan aysa burada kalan nedir arkadaşlar? 3a'dır. Peki. OE bölü OB'yi de 1 bölü 3 vermiş bize. OE bölü OB'yi de 1 bölü 3. Yani burası K iken ya da burası R iken farklı renkli kalemle yapayım. Burası R iken OB uzunluğu 3R. O zaman OB uzunluğu 3R ise burası da ne oldu arkadaşlar? 2R'ye eşit oldu. O zaman R 2R ise burası da R iken burası da 2R olur mu? Olur. Benzerlik oranı ne burada arkadaşlar? Benzerlik oranı dikkat edin. 3R'yi yazdım zaten burada şimdi. Benzerlik oranı 1 bölü 3. Benzerlik oranı 1 bölü 3'ün karesi 1 bölü 9. O zaman burası A iken burası 9A olur mu? Olmaz. Dikkat edin. Çünkü niye? Benzerlik oranı 1 bölü 3'e 1 bölü 9 yapacak ya. Burası A iken tamamı 9A yapacak. Buraya 8A kaldı. Ama gerçi burası isteniyor benden ya. Burada da benzerlik oranı 1 bölü 3 karesi 1 bölü 9. O zaman burası alanlar oranı 1 bölü 9 yapacak değil mi? Ee, 1 bölü 9. Yani 3A bölü şuraya da X diyelim isterseniz. 1 bölü 9 Bakın benzerlik oranı 1 bölü 3. Karesi 1 bölü 9. Alanlar oranı 1 bölü 9 yapacak. 3A'nın bölü 3A artı X olacak. Ya daha farklı şekilde de yapabiliriz ama. Neyse buradan da çözebilirsiniz. X'i bulursunuz. Ya da e, alanlar oranı 1 bölü 9 yapacak ya. 3A ise tüm alan kaç yapıyor o zaman arkadaşlar? 27A yapmaz mı? Çünkü 9 katı. Burası 3A ise tüm alan 27A yapacak. O zaman buraya da ne kaldı? 24A kaldı. İsterseniz buradan da yapın işler dışlar. Aynı alanı bulursunuz arkadaşlar. Ben şimdi daha kolay buldum. Benden ne isteniyor? Taralı alanlar oranı kaç olabilir diye sorması lazım aslında. Ama önemli değil. Taralı alan biri A, biri 24, 24A. O zaman A bölü 24A'dan cevabımız da kaç çıkar? 1 bölü 24 çıkar sevgili gençler. Tamam Evet benzerlik alan ilişkisi. Bu arkadaşlar. Geldik şuraya. Yandaki şekilde ee, bir cam ve camı silmek için A noktasına sabitlenmiş bir silecek verilmiştir. A noktası sabitlenmiş silecek. Camı silerken A noktasını sabitlenmiş ya. Şöyle 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 şöyle. Bu nokta sabit olduğu için şöyle bir daire dilimi yapmaz mı arkadaşlar? Hatta içeriği de siler böyle. Değil mi? İçeriği de siler. Sileceğin kırmızı noktası camı siliyormuş arkadaşlar. O zaman ben burada kırmızı noktası camı siliyorsa... Bu camı böyle sildiğinde arkadaşlar bakın camı şöyle sildiği zaman şöyle hareket ettiği zaman şöyle mesela dairesel hareket etmek zorunda buraya çakılı olduğu için değil mi arkadaşlar? Kırmızı noktası camı siliyorsa o zaman camı sildiği yer burası yaptı. Şimdi silecek çalıştığında C köşesi cam üzerinde 12 cm yol aldığında C köşesi cam üzerinde 12 cm yol aldığında aha yay uzunluğu sorulmuş bize. A bizim yamuk alan formülü değil miydi bu? Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Şurayı bulursam olay bitti mi? Bitti. Buradaki benzerlik var mı? Var. 2 bölü kaç benzerlik oranı? 2 bölü 8. Eşittir. Şuraya A dersem A bölü 12 olmaz mı? O zaman bu bu sadeleşti. 4 işte 3 katı 3 katı. A'da kaç yapıyor o zaman? 3 yapacaktır. Ya da 4A eşittir. İşler yapalım. 4A eşittir. 12 ise A'yı da buradan 3 buluruz. E, A3 olduğuna göre şu kırmızı kısmı camı silen kısmı kaçtır diye soruluyor arkadaşlar. O da nedir? Alt taban artı üst taban. Yani 12 artı 3 çarpı yükseklik böl 2. Hem benzerlik hem de o taralı alanı sorma. Yamuk alanı sorma gibi yaptım arkadaşlar burada da. Şunlar sadece işte 3 yaptı. Burası da 15. 15 çarpı 3'ten de kaç yapar arkadaşlar? Cevabımız 45 yapar. Bu da güzel bir soru arkadaşlar. Dikkat edin buna. <laughs> Geldik buraya. Evet. 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 Yandaki şekil yarım çember yaylarının birim kareli kağıda çizilmesiyle oluşturulmuştur. Evet. Görüyor musunuz? Burada bir yarım çember. Birim kareye şey yapılmış ya. Bunun yarı çapı kaç? Bunun yarı çapı bir. Bak merkez burası ya. iki çaplı. Yarı çapı kaç arkadaşlar? Bir. Birinin yarı çapı bir. Öbürünün yarı çapı kaç? Şu. Çapına baktığın zaman dört. Yarı çapı kaç oluyor o zaman? 2. Evet. Birinin birken birinin 2. Öbürüne bakalım. Şuna bakalım. Bunun çapına bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Çapı 6 ise yarı çapı e, merkezde burası oluyor. Evet. R1 1 diyelim. R2 2 diyelim. R3 3 oldu. Değil mi? R3'ün de merkezi bakın şurası yaptı. 3 yarı çaplı oldu arkadaşlar. R4'e bakalım arkadaşlar. Çapını saymamız yeterli olacaktır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yarı çapı 5 mi yapar? Çapı 10 olduğu için. Yani tam merkezde burası yapmış oluyor arkadaşlar. R4'de kaç bulduk arkadaşlar? 5 bulduk. Peki kırmızı bölgenin alanının mavi bölgenin alanının oranı nedir diye soruluyor arkadaşlar. Aslında bunları tek tek bulabilirsiniz. Pire kare bölü 2'den burayı buldun. Pire kare bölü e, 2'den burayı buldun. Şurayı çıkarttın. Burayı bulursun. Burayı buldun. Orayı bulursun. Burayı buldun. Orayı bulursun. O şekilde yapabilirsin. Ama uzun sürüyor. Arkadaşlar dairede benzerliği de düşünün. Bütün daireler birbirine benzer değil mi? Evet. Bütün yarım daireler de birbirine benzer olduğu için yarıçaplarda çaplarda 1, 2, 3, 5 ise Benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşit. O zaman alanlar oranı 1'in karesi 1. Değil mi? 1'in karesi 1. 2'nin karesi 4. 3'ün karesi 9. 5'in karesi 25. O zaman yarım dairelerde de alanlar oranı 1, 4, 9 ve 25. Küçükten 1'e doğru gitmek zorunda arkadaşlar. O zaman bir alanı buraya A dersem öbürü 4A'dır. Şurası 4A'dır arkadaşlar. Ama tamamı 4A. Buraya kaç A kaldı? 3A kaldı. Yarı çapı 3 alanın 9A olacak. Tamamı 9A. 4A'sı burada. O zaman buraya 5A kaldı. Tamamının 9A olduğunu unutmama. Sonra R4 ile 5 25 a yapacak. Tamamı 25A. E tamamı 25A ise burası 9A yaptığı için 25'ten 9 çıkınca kaç kalıyor arkadaşlar buraya? 25'ten 9 çıkınca buraya da 16A kalıyor. Evet kırmızı bölgenin alanının mavi bölgenin alanına oranı isteniliyor bizden. 16a bölü 3a şeklinde bulabiliriz arkadaşlar. Yani sorularda böyle hepsi yarım daire ise ya da hepsi tam daire ise ya da hepsi çeyrek daire ise yarım daireler birbirine benzer çeyrek daireler birbirine benzer mantığından sorularda özellikle de oran isteniliyorsa benzerlik oranının karesi alanlar oranından yapıp bu şekilde de yorumlayabilirsiniz arkadaşlar soruyu. Bak TYT'de çıksa süper bir soru harika bir soru çok kolay bir soru. Ama çoğu insan işlem kalabalığı yapacak burada ama benzerliği uygularsan çok ra rahat bir şekilde yapacaksın. Benzerliği uygulayanlar 30 saniyede yaparken e hepsinin alanını tek tek bulmaya çalışanlar maalesef 1.5 dakikada yapacak arkadaşlar. İşlemin ne kadar hızlı olursa olsun ya da 1 dakikada da yapabilirsin tabi de. E, bu tür şeylere de dikkat etmek lazım arkadaşlar. Eskiden bende sıkıntıydı biliyor musunuz? Böyle sorularda hep uzun yollu yapardım. Sonra derdim ki ya bunun kısa yolunu bu, bu bulmam lazım falan filan. Zorlayınca da çıktı arkadaşlar. Genelde de artık dairelerde özellikle bu şekilde dairede benzerliği de uygulamaya çalışıyorum. Ha baktınız siz uygulayamıyorsunuz. Eski yollarla da yapabilirsiniz. Size kalmış. Mesela bu soru. Arkadaşım normalde yandaki şekil çeyrek daire ve yarım daireden oluşmuştur. Kırmızı bölgenin alanının, mavi bölgenin alanı oranı nedir? Özellikle alan oranlaması istiyorsa genelde benzerliğe dalıyorum. Hocam bu yarım daire hatta şöyle diyebilirsiniz. Burası R, R. Hocam bunun alanını bulurum. Pi R kare bölü 2. Öbürünün alanında pi 2 R'nin karesi bölü 4. Sonra onun alanından bunu çıkartıp burayı bulurum. Sonra da alanları oranlarım. Hiç gerek yok. Birinin yarıçapı R iken diğerinin yarıçapı nedir arkadaşlar? 2R. Benzerlik oranı kaç? 1 bölü 2. 1 bölü 2'nin karesi kaç yapar? 1 bölü 4. Alanlar oranı 1 bölü 4 olacak. Ama dikkat! Biri yarım daire, biri çeyrek daire. Ya yarım daireler birbirine eşittir arkadaşlar ya da çeyrek daireler çeyrek dairelerde benzerlik oranı yapabilirsin. O zaman burada ya bunu yarım yapacağım ya da bunu çeyrek yapacağım. Şunu çeyrek yapayım. Bunun çeyreğinin alanına A dersem bakın yarı çapı R olanın alanına A dersem yarı çapı 2R olanın alanına ne olacak? 4A olacak. Arkadaş bu çeyreği A ise burası da A kaldı değil mi? Çünkü iki, çünkü bu çeyrek bu da çeyrek aynı. E, büyük çeyreğin alanında 4 A olduğundan dolayı buraya da ne kaldı? 2 A kaldı. Bak ne kadar kolay çıkıyor. Kırmızı bölgenin alanının mavi bölgenin alanına oranı isteniyor. 2 A bölü 2 A'dan cevap kaç çıktı arkadaşlar? 1 çıktı. O yüzden böyle alan oranlarımız sorulduğu zaman hemen benzerliği düşünüyorum. Yalnız unutma Tam çemberler birbirine benzerdir. Yarım çemberler birbirine benzerdir. Ya da çeyrek çemberler birbirine benzerdir. Bu hikayeyi de sakın ama sakın unutma. Evet geldik şuraya. S1 bölü S2 isteniliyor gene. Aa hocam ne yapacağız burada? Burada ne yapacağız? Şöyle hemen insan aklına şey geliyor. Hocam saçma sapan yerlerdeki alanlar var burada. Hemen şunu yapsam alanları yan yana getirsem. Hop şunu çizsem şöyle. Bak şunu da çizdiğin zaman şu alan işte 45 45'ler oluşur. Şunu şuraya taşı, bunu buraya taşı. O zaman tüm alan şurası yapmıyor mu arkadaşlar? Şu iptal oldu, bu da iptal oldu. Bunu aldım buraya, bunu aldım buraya. Ama senden taralı alanlar toplam istenmiyor. Dikkat et. Bu hamle yanlış bir hamle. Ne isteniyor senden? Oran isteniliyor. O zaman arkadaşlar oran düşüneceğiz. O zaman düşün şimdi oran. Vallahi bir yarım çember var. Burada da bir yarım çember var. Ee, yarım çemberlerin yarıçapları aynı mı? Evet. Buraya RR'ye dersem. Büyük çem çeyrek çemberin yarı çapı ikire iki r olduğundan dolayı bunlar da R yaptı. Aha. Yarım daireler olduğu için buranın alanı A dersem. Yarım dairelerin yarı aynı olduğu için alanları da aynı mıdır? Aynıdır. Burası da A yaptı mı? Yaptı. Çünkü A artı 2 ise burası da A artı S2. Ondan sonra ne yapmalıyız arkadaşlar burada? E hocam yarım daireler birbirine eş. Burada bir yarım. Burada bir yarım. Burada da bir çeyrek var. O zaman burada da yarım yapsak süper olmaz mı? Çünkü yarım daireler parçalayamıyorum. Çeyrek şeklinde parçalayamıyorum. Sıkıntı yaşayabilirim. O yüzden bunu da ben bir yarıma tamamlasam. Dikkat edin arkadaşlar. Burası A artı. Benzerlik oranı kaç bu arada? Birinin R iken çeyreğin 2R. 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. O zaman burası A artı 2 ise A artı S2 ise burası. 4 katı olacak. 4A artı 4S2 olmayacak mı arkadaşlar? A artı S2 ise tüm 4A artı 4S2 olacak. E bu çeyrek dikkat edin arkadaşlar. Şu çeyrekle bu çeyrek birbirinin tıpkısının aynısı değil mi? Evet. O zaman 4A artı 4S2 ise burası ne olacak arkadaşlar? 2A artı 2S2. İşte şu 4A artı 4S2'nin yarısı. Diğer tarafta 2A artı 2S2 yapacak. A hocam 2A'sı burada. Buranın da 2 S2 yapması lazım. S2'si burada. Buranın da S2 yapması lazım arkadaşlar. Ya da yazalım isterseniz. S1 artı S2 artı 2A eşittir. 2A artı S2. Burası da 2A artı S2 yapmak zorunda. 2A'lar gitti mi? Gitti. 2A artı 2 S2 yapacak. Pardon. Burası 2 artı 2 S2 ise burası da 2 artı 2 S2 yapmak zorunda. 2A'lar gitti. S2 attık öbür tarafa, S1 eşittir S2 oldu, S1 bölü S2 isteniyor, o zaman cevapta kaç yapar? 1 yapar sevgili gençler. Evet, bu tür sorularda da özellikle oran istenildiği zaman da bu şekilde dairede benzerliği uygulamak, özellikle yarımlarda ve çeyreklerde uygulamak çok işimize yarıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Çekil aldı gördüğünüz üzere. Evet, farklı yollarla, çok uzun yolla bulabilirsiniz tabii ki. Şimdi arkadaşlar dairede de şunları da vermeden geçmeyeyim. ÖSYM'nin ne yapacağı belli olmaz. Burada şu şekilde bir yarım daire verildiğinde bak yarım daire verildiğinde yarım dairede istediğin şekilde çapı gören çevre açı yaptığın zaman yani şöyle dik üçgen oluşturduğunda dik üçgenin kenarlarına ait şöyle bir daireler yaptığın zaman böyle bir daireler yaptığın zaman e, şu yaylar arasında kalan alanlar toplamı üçgenin alanına eşit oluyor. İster bunu ezberle. istersen bunun ispatını da yapabilirim sana. Son video. istersen işte kapatıp gidebilirsin. Tamam hocam ben özelliğe ezberlerim geçerim diye biliyorsanız, O şekilde de yapabilirsiniz. Sıkıntı yok. Buraya A diyelim. Buraya da BB diyelim arkadaşlar. <laughs> Şimdi. Şuraya ben A alanı dersem. Şuraya da B alanı dersem. A artı S1 belli mi? Belli. A artı S1 neye eşit arkadaşlar? Pi a kare. Bölü 2 eşit değil mi? Şu yarım dairenin alanına eşit arkadaşlar. Peki a artı b artı b artı s2 belli mi? b artı s2 de belli. b artı s2 neye eşit arkadaşlar? Pi b kare bölü 2 eşit. Peki. Üçgenin alanında da x diyelim. x alanında belli mi arkadaşlar? Ya da üçgenin alanında x olsun. Tamam. Şimdi ben ne demişim? S1 artı S2. Hmm. Hmm. Evet. Şuraya da R diyelim arkadaşlar. Şuraya da R diyelim. Ee, X artı A artı B de belli mi arkadaşlar? Belli. X artı A artı B alanında ne eşit arkadaşlar? X artı A artı B büyük Pi R kare bölü 2 eşit olacak. Arkadaşlar dikkat edin. Ben bunları taraf tarafa toplarsam ben bunları taraf tarafa toplarsam A artı B artı S1 artı S2 Pi A kare bölü 2 artı Pi B kare bölü 2 geldi. Değil mi? Ve burada Pisagor bağıntısında 4R'nin karesi 2A'nın karesi artı 2B'nin karesi değil mi? 4R'nin karesi yani 4A kare artı 4B kare olduğundan dolayı e, R kare neye eşit oldu? A kare artı B kare eşit oldu. O zaman a kare artı b kare yerine ne yazacağız arkadaşlar? A kare artı b kare yerine ne yazacağız arkadaşlar? Pi bölü 2 parantezini aldığımız zaman burada. Pi bölü 2 parantezini aldığımız zaman a kare artı b kare kaldı. A kare artı b kare de r kare eşit değil mi? Evet. Bu da neye eşit oldu arkadaşlar? A artı b artı s1 artı s2 eşit oldu. Hatta a artı b artı s1 artı s2 pi r kare bölü 2 eşit oldu. Pi r kare bölü 2 de x artı a artı b eşit değil mi? X artı A artı B'ye eşit oldu. O zaman burada A'lar B'ler birbirini götürdü. S1 artı S2. Ne eşit oldu gerçekten de? X alanına eşit oldu. Yani üçgenin alanına eşit oldu arkadaşlar. Tamam mı? ispatı bu. Ama bilmenizi yani şu işlemleri yapmak biraz sıkıntılı olabilirsin açınızdan arkadaşlar. O yüzden şunu bilseniz iyi olur. Şu alanlar toplamı üçgenin alanı iken altta da şöyle var bakın. Şu şekilde yarım daire olduğunda şu içeriye doğru çizildiğinde bu yarım daireler şurada bir alan oluşuyor. Burada da büyük bir alan oluşuyor. Bu sefer alanları farkı alan ABC'ye eşit oluyor. İsterseniz bunun ispatını yapmayayım. Bunun ispatını da size bırakayım. Tamam Yine diyeceğiniz işler aynı aslında. Şuraya A alanı diyelim. Buraya B alan diyelim. Hatta buraya C ve D diyelim. Dikkat edin. Şunu yazın. Ee, A artı D artı S2 yazın. Şuraya AA deyin. Pi A kare bölü 2 eşit. Şuraya da BB deyin. A ee, B artı C artı S2 yazın. Tamam mı? Sonra da şuraya da R diyeyim mesela. Pi R kare bölü 2 de arkadaşlar. Neye eşit olacak? A artı B artı S1'e eşit olacak. E, i̇kisini taraf tarafa toplayıp birini çıkarttığınız zaman geliyordu arkadaşlar. E, o ifade. O yüzden... Aklınızda bulunsun. Onu da siz yapabilirsiniz. Sanki ben yapmaya kalksam bayağı bir uzun vakit alacak gibi. Çok fazla da sıkmak istemiyorum size. Evet. Neyse. Böylelikle arkadaşlar. Şu alanlar farkı da neye eşitmiş? Yine üçgenin alanına eşitmiş arkadaşlar. Şuradaki üçgenin alanına. Bunu da unutmayın. Üçgenin alanı nerede arkadaşlar? Bakın. Şuradaki üçgenin alanına eşit olacak. Ve böylelikle süperiz. Harikayız. Mükemmeliz. Dairede alanını da bu şekilde bitirmiş olduk. Daire alanda çok fazla bir şey yok değil mi? Pi r kare, dilim alanı, alan dağıtma, alan alan taşıma, değil mi? Alan taşımada eşit kirişler falan filan olduğu zaman. Bir de daire kesmesinin alanı. Başka bir şey yok. Bir de dairede benzerlik var. O da üçgene benziyor zaten. Hep çemberde uzunluk bilgileriyle yapıyoruz zaten. hep bildiğimiz şeyler olduğu için daire alanda ben de çok fazla sıkıntı yaşamadık. Soruları çözerken de çok fazla sıkıntı yaşamayacaksınız zaten. Şurayı rahat tutun. Kafanız rahat olsun. Kendinize güvenin. Çok rahat bir şekilde yapabileceğinize inanın arkadaşlar. Çünkü ben öyle. Sadece pire kare ve daire dilimi ve daire kesmesiyle alakalı e, şeyleri düşünerekten hep zamanında soruları yaptım arkadaşlar. Öğrencilik hayatımda değil tabii ki de öğretmenlik hayatımın ilk yıllarında yani en azından. Tamam. Çok az bilgi gerçekten yeterli oluyor arkadaşlar burada. Evet. Daire alanı bitirmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki videoda ne, hangi konuya geçeceğiz? Ooo. Analitik geometriye geçeceğiz. Analitik geometri konusunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.